Antalya'ya indik. Şu anda saat 10. Şehre gideceğiz. Bir araç tuttuk canlı. Keyifli bir gezi olacak inşallah. Bu geziyi yapmamın birden fazla nedeni vardı. Öncelikle 1992-2009 yıllarında iki yeni rota açtığım Antalya Çamdağ'ını incelemek istediğim iki nokta bulunuyordu. Bunlardan birincisi, sırtın doğu yüzündeki ilginç bir kayalık duvarının altına nasıl erişilebileceğini görmek ve yakından resimlerini çekebilmekti. İkincisi ise sırtın tam ters tarafında, yani batı yüzünde kolay bir iniş rotası olup olmadığını araştırmaktı. Ama asıl önemli olan 3-4 gün sürecek keyifli bir doğa yürüyüşüne gidebilmekti. Çok uzun zamandır böyle bir şey yapmamıştım ve böyle bir faizi çok özlemiştim. Ormanda yol kaybedecek böyle bir şey herhalde. Siklamen. Öyle mi? Bu cinsi. Aha. Çok güzeller ama. Rota kendini gösterdi kısmen. Fakat tam da güneşi kaçırdık. Ayrıntıda çok iyi gözükmüyor. Olsun. Biraz da yaklaşacağız herhalde. Şu anda bir vadi var. Oraya girmeye çalışacağız. Bayılıyorum buranın kayalarına. Özellikle denize yakın yerlerde. Denizden gelen asitli ortam çok değişik. İletmeler yapıyor. Çok keskinleştiriyor kayaları. Burada yürümek çok keyifli. Son derece yavaş olmak gerekiyor. Yolumuz çok kısa ve acılı oldu. O kadar çok dikenle uğraştık ki. Her tarafımız kanattı bu arada. Ah, yine takıldım. Neyse, bu da bir... Ah! Dağcılık ve tırmanış zor bir spordur. Zorluklara katlanmak gerekir. Evet, şu an çok zor koşullardayız gördüğünüz gibi. Arkada sevgili Çamdağ'ım duruyor. Burası başladığımız yere çok yakın bir noktadayız. Tabii ben gelmeyeli 21 sene olmuş buraları görmeyeli. Bayağı değişmiş. You're coming from Beijing? Yeah, yeah. Oh, great. Tahtalı gidelim ya. Tahtalı dağda. There is snow. 2 meters. Şimdi sıra bende. Ne kadar güzel bir yerden geçiyor, inanılır gibi değil. Buranın hem bitki örtüsü hem jeolojisi son derece vahşi. Oo, yola bak. Haritada işaretlenen kamp yerine geldik. Çok güzel bir kamp yeri. Kimse yok bizden başka. Biraz tabii çöpleri bırakmış dostlarımız ama ne yapalım. Bu çadırı birkaç gün önce aldım. Çok istediğim bir çadırdı. Cihan her zaman olduğu gibi dışarıda yattı yine. Evet, kendisi yakından bakıyoruz. Günaydın. Günaydın. Çok güzel bir yalar görüyoruz. Saat 10'a 1-2 dakika kala yola çıktık. Üstünde dün giydim ve gece nasılsa olsa kurumuş tişörtüm var, başka bir şey yok. Acayip soğuk şu anda.
çok kısa sürede hareketli sunacağımızı düşünüyorum inşallah. Muazzam daha manzaralı seyrediyoruz şu anda. Çok güzel bir orman. Uzun zamandır görmek istediğim çam dağın arkasına ulaştım o sırta. Buradan çok kolay bir patika yol var mıdır diye düşünmüştüm çam dağını. pek gözükmüyor gibi. Yemekleri bitirdik. Şimdi ya odun toplamaya gitti. Yeri çok soğuk olacak. Sıfırın altına düşecek hava sıcaklığı. Yazlık 700 gram tulumla kışın yazılacağını ispat etmiş bulunmaktayım. Çok mutluyum bu açıdan. Cihan'da kışlık tulumla kışın yazılacağını ispat etti ama dışarıda yattı o da çok mutlu. Çadırımız ve çevresi. Bu gezideki amaçlarımdan bir tanesi Çam Dağı'nın arkasından yani batıya bakan tarafına rahat iniş var mı şu anda bulunduğumuz vadiye diyelim. Çünkü ön taraftan bir teknik tırmanış yapılınca tekrar teknik iniş yapmayalım. Yani rahat bir iniş var mı diye. Fakat batı tarafı Çamdağ sırtını çok daha zor çıktı. Hiçbir kolay nokta göremedim açıkçası.